Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır böyle bir şey çekmediğimi hatırladım. Ve soloya çekeceğim. Eğer kutuplar izin verirse bağırmaktan. Her neyse. Videomuza geçelim. Öncelikle büyük bir fıçı alıyorum. Temiz bir suya batırıyorum. Pek de temiz bir su değilmiş aslında. Arkasında ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Açık maviyi alıyorum. Böyle açık, yani aşırı sulu bir mavi elde ediyorum. Arkadaşlar beni bekleyebilirsiniz. Ben bu maviyi açacağım. Sularımı değiştireceğim. Çünkü kirlenmişler. Ben kirlenmemişler diye düşünüyordum. Evet arkadaşlar. Sularımı değiştirdim. Bakalım. Suyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın şimdiki suyumuz. Şimdi rengimizi alıyoruz. Ama bunu gerçekten açık bir renk yapmamız gerekiyor, öyle değil mi? O zaman şöyle yapıyorum. Ondan sonra fıçımı maviden tamamen arındırdıktan sonra hafif beyaza dokunuyorum. Normalde sulu boyada suyla açılır. Bakın hatta tam olarak beyaz bir renk. Normalde sulu boyada şey ile açılır işte, su rengiyle açılır. Tam bir şirket çalıyorum. Ne istiyorsun? Tam bir bulut mavisi elde ettim. Daha doğrusu rengimizi şöyle nasıl göstersem. Nasıl tutayım ya? Çünkü sesi farklı açıdan. O zaman bu şekilde getiriyorum. Bakın şu renk çok güzel olmadı. Yani çok güzel oldu. Evet. Şimdi devam edelim. Tam mavimizi alıp şöyle sürüveriyorum. Arkadaşlar şimdi bunun içine birazcık daha mavi katarak kurutuyoruz. Kuruttum. Nasıl güzel. Şöyle kuruttum ve buraları böyle yaptıktan sonra diplere iyice veriyorum. Ve sonra bu rengimi temizledikten sonra temizlemek değil de birkaç kere suya batıp çıkardıktan sonra bayağı bir su alıyorum. Şöyle. Tabi bunları şimdiye kadar hepsini 6 numaralı bir fırçayla yaptım. Böyle yiyorum. Ondan sonra peçetimizden küçük bir parça koparıyorum. Ve bakın burada şurada göstereyim. Buhtar yapmaya çalışıyorum ama şu anda pek şey bir mavimiz olmadığından hiç bulut olup olmadığı belli olmuyor. O yüzden mavimizi birazcık daha koyuyorum. Buna karar verdim. Ay, bu tarafta kalmış. Şöyle. Evet. Şimdi olacağımı düşünüyorum. Ne olur mu acaba? Bakın şurası
İşte ben A4 kağıdı kullandığım için gayet kolay bir şekilde yapacağım bu kağıdı. Önüne yapacağım tüm sinirce. Evet, ondan sonra alçısıyla şeye batırdım, beyaza batırdım. Ve onu buralarda gezdiriyorum. Ama gördüğünüz üzere olmuyor. O zaman ben bulut yapmaktan vazgeçiyorum. O zaman yine su alıp şöyle geçiyorum. Artık buraya geçtim. Mavimizi alıyorum. Şöyle. Bugün de hava çok rüzgarlı. Burada. Çünkü suyumuz bitince otomatikman rengimiz de bitti. Çok ufak bir şöyle bir su aldım. Arkadaşlar çekilişimize katıldınız mı? Evet, şimdi biraz kırmışlar gibi mi geldi? Ben şimdi mavi koyuyorum. Ondan sonra üstüne birazcık lacivert atıyorum. Hatta birazcık değil, bayağı bir lacivert atıyorum. Ondan sonra fırçamı bir temizliyorum. Sonra bayağı bir fırça su koyuyorum. Evet, böyle renk yapıyorum. Şöyle sonra bu şeyi yapıyorum. Evet arkadaşlar, gayet koyu bir renk elde ettikten sonra şu taraftan başlayacağım. Şu tarafı göstereyim size. Buradan böyle geldim. Böyle bir yaş yaptım. Şimdi bunu alıyorum. Böyle. Arka planda tam kurumadı ama siz kuruttuğu zaman yapın. Çünkü benim zamanım yok şu anda onu yapmaya. Evet, gördüğünüz gibi ezan da okunuyor. Bakalım saat kaçmış? Saat 5. İkindi sanırım. Bilmiyorum. Şu şekilde yaptım. Sonra yine bir peçete alıyorum. Aynı peçete şu. Nasıl gösterebilirim size? O zaman bu taraftan başlayayım ben. Bakın şöyle gölgelendirme yapıyorum. Sonuçta bu şekilde oluyor işte. Şimdi bu kuruyunca kendimize açık renk yeşil elde ediyoruz. Ama açık da değil yani. Nasıl desem, çok değişik yeşil elde edeceğiz. Evet, ve güneşimiz gider. Değişik bir yeşil elde ettikten sonra bakın böyle bir yeşil elde ettim. Bunun önündeki dağlar oluyor.
Evet, sonra böyle böyle. Tabii rengimizden alıyoruz daha. Rengimizin belli olmasını istiyoruz. Ondan sonra üstlerdekini böyle aşağı doğru yayıyorum. Ve kağıdımız böyle oluyor. Evet, şimdi yine küçük bir parça koparacağım peçete. Evet, şimdi ise bundan alıyorum renkleri. Görün çok bozuk gibi bir dağ manzarası gibi bir şey oldu işte arkadaşlar. Ama daha bir tane bitmez. Evet, şimdi bu elimizde olan yeşil. Ben birazcık açık duruyorum. Yani dağla için kullandığımız yeşil paletinde duruyor. Onu açıyorum. Sonra bakın, belli bir çizgi çekmem lazım. Bakın buraya biraz taşımışım. Buradan şöyle bir çizgi çekiyorum. Çektim çizgimizi. Ve bu çizgin üzerine şöyle yapıyorum. Gördüğünüz üzere arka planın kurumasının önemi de bu. Ama bunu ben çok sulu yaptığım için öyle oldu diye düşünüyorum. Bakın bir de sulusuz yaptığımda. Bunu böyle böyle kuyulacağım ve açıklı kuyulu gölgeler oluşturmuş olacağım. Evet, birazcık daha alalım. Evet, şimdi bunların üstüne, bu elimizde olan açık rengin üstüne ben paçamın ucuyla aldım. Bir siyahı ekliyorum. Eğer çok siyaha yakın olduğunu düşünürseniz tekrar yeşil ekleyin diyorum. Böyle bunu her yere böyle dağıtmayacağım mesela. Daha az kullanırım mesela. Evet. Şimdi bunu bir tık daha koymak için yine siyahımızdan alıyoruz. Ve bu bir tık daha koydu. Görüyorsunuz. Böyle oldu. Ondan sonra bir su alıyoruz ve yeşilli bir su oldu. Gördüğünüz gibi böyle böyle geçiriyoruz buradan bunu. Evet. Şimdi o yeşillerimizden alıp şöyle 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 çizgiler atıyoruz. Mesela ben
açık yeşile geri dönmek istiyorum. Yeşilimiz ise açık yeşil ekliyoruz. O kadar açığa dönmese de oluyor işte, bakın. Kuruduktan sonra bir daha sudan geçirip üstüne biraz da mavi eklerseniz çok güzel olur. Şunu da yapmak istiyorum. Mavimizi alıyorum. Gayet renkli mavi. Şöyle şöyle hafif dokundura dokundura. Şöyle. Yapıyorum. Ondan sonra saçımı temizliyorum. Ve sonra bunu dağıtıyorum. Bakın. Ondan sonra dediğim gibi böyle 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 siz de böyle böyle yapın diye demiştim. Şurası biraz fazla oldu. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi kolayı göstereyim. Tersçün. Evet. Çalışmamız bu şekilde oldu. Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir de yorum yapın. Çekilişimize katılmayı da sakın unutmayın.